Çılgın tavuk, buyurun efendim. Malzemeler 4 adet tavuk göğsü, 1 adet patates, 6 adet mantar, 1 adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 1 adet sarı biber, 6 adet bıldırcın yumurtası. Aman Allah'ım. Evet. 4 adet 1 su bardağı kaşar peynir rendesi, 1 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, kimyon, kekik ve tuz. Bıldırcın yumurtası. Evet. Onu böyle içiyorlardı. Evet, evet. Ben hiç içmedim. Çocuklara çok içiririm ben. Öyle mi? Küçükken çok içirdim. Sen içer misin? İçtin mi? İçmem hiç gerek yok. Şunu yapıyoruz Nermin Hanım için bir tavuk göğsünü. Allah'ım ya Rabbim ya. Kimin gücü yeter ya? Bakar mısınız? Maşallah subhanallah ya. Bir de hiçbiri birbirine benzemiyor. Hiçbiri birbirinin aynısı değil. Aynı. Küçükken beş taş oynardık ya, aklıma geldi. Ne yaptık hocam? Hemen göstereyim. Bakın neye oynasana çılgın oldu. Oynasana onlarla da beş taş. Ha, sen de yüksel gibi yukarıdan bakayım tutalım. Kırılır onu mı? Söyledi. Bak. Bir. Tek tek. İki. 3, 4. İyi oynardım. Kırmadım vallahi. Kırmadınız. Vallahi kırmadım. Iyi süper. İyi oynardım. Sonra böyle bir şeyler yapardık. Evet. Şöyle. Dizer. Buradan kaydırırdık. Buradan. Bu buradan geçecek. Böyle. Sonra böyle yap. Ay çocukluğuma gittim. Çocukluğumuza geri gittik. Neyse. Süper. Bıldırcınları da kırmadık. Bunlar para. Para. Şöyle kenarlarını, bir miktarını alıyorum. Hı hı. Şu şekilde bir parçasını şöyle bir üstten kuyruğuna kadar çizik. Hı hı. Sonra içerisine karnını yarıp şöyle incecik, altına kadar gitmiyorum. Çok güzel gözüküyor. Şu şekilde bir yarık açtım. Karnıyarık hazırlar gibi. Karnıyarık hazırladım, aynen. Yumurtayı nerede kullanacağız hocam? Şimdi göreceğiz. Şimdi bunları hazırladım. Mantarlarımı. Belli olmazı şef. Tavanı biraz kısabilirsin çünkü daha malzemelerimiz var içerisine. Kız güzelmiş, sertmiş de ha. Beşiktaş oynanır bunlar. Ben eve bunlardan alayım. He? Ben eve bunlardan alayım. Onu haşlayıp şeylere kullanıyorlar. Kırmadan oynayabilecek miyiz oyunu? Kıran kaybetsin hocam. Tamam. Keşke baştan söyleseydiniz, yapsaydık. Siz yapın. İyi gel yapalım hocam. Hadi. Siz yapın, ben doğrarım şef, hadi. Bak şimdi beni ateşe attın gibi beni. Yemek yapın diyor. Dur bir dakika. Bir dakika dur hocam, kırmayacağım dedi. Ha hadi buyur bakayım. Ben ne? Kırmadım. Beşiktaş oynuyorsun. Bismillah hocam, gel sen, gel anam gel. Gel sen. Bir daha deneyin hocam. Almamışız. Ha, tamam. Böyle efendim. Yok hocam, siz benim kadar iyi değilsiniz, evet, bu işte. Ben unutmuşum. Ben nerede oynuyordum biliyor musunuz? Annem yazın Kur'an kursuna gönderirdi, Kur'an öğrenmek için. Orada teneffüslerde oynardık. İncirle oynardık. İncir ağacı vardı. Olmamış. Olmamış incir. Böyle minicik yeşil incirler vardı. Tam olmamış. Annem her sene beni Kur'an'a gönderirdi 3 ay. Teneffüste. 3 ay giderdim Kur'an'a. Tam böyle cüzü bitirecektik, okul açılırdı. Seneye bismillah hocalar hiç Kur'an'dan başlatmazdı. Gene cüze dönerdik. Bu sefer kalıyordu. Ay o hiç olmuyordu ya. Niye ya? Çok üzülüyordum. Böyle okuyanlara da bir imreniyordum. Bize de aynı şey yaparlardı. Çok şükür sonra öğrendim ama çok imreniyordum. Ben Kur'an kursunda öğrenemedim. Yok, sen değil sadece, ben de. Sopası var mıydı? Gidip en baştan. Sopası yoktu ya. Bizim hocamız bizim. Çok tatlıydı. Vallahi bizim bir sopası vardı. Ay ya, olmasın sopa ya. Ondan sonra bahçede de incir toplayıp böyle beş taş oynardı. Şöyle oturturdu bize yeri. Sopası buradan mi? Oraya kadar upuzun bir sopası vardı. Şimdi şöyle yapardı. Şimdi tabii dalıyorsun, böyle bir uykun geliyor, bir rehavet çöküyor ya. Şöyle ding diye bir dokunur. Neredeydik falan diye tekrardan bir devam edelim. Yo, bizimki çok iyiydi. Hiç dayak yemedik elhamdülillah. Ya, dayak değil o da. Koyayım ben suya. Lütfen. Evet birazcık. Yani buradan öyle beş taşım iyidir yani. Aynen. Kur'an öğrenememiştim ama beş taş oynamayı çok iyi öğrenmiştim yaz tatillerinde. Biz bütün ama sonra öğrendim ya. Kur'an hocanın bütün bahçesini sulardık. Evini silerdik, süpürürdük, büyük, camiyi süpürtürürdük. Büyük bir keyif ya Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an okumak. Şimdi şöyle şunları ince ince jülyen jülyen doğruyoruz. Hı hı. Mantarlarımızı aynı şekilde. Bu malzeme aslında daha bir sürü malzemeyi kapsar. Hı hı. Çünkü az oluyor içine ama hı hı. inanılmaz güzel. Aynı üngürü ürünü kestiysek diğerlerini de aynı şekilde keseceğiz. Hepsini jülyen keseceğiz. Hı hı. Evet. Hocam o bıçak kesmiyor biliyor biraz, musun? Biraz evet biraz. Ben yani. Aslında yeni bıçaklarınız vardı yani bizde. Boğuştuğunuzu gördüm. Çünkü birazcık savaş bunları veriyorum. Aynen öyle, çünkü kesmiyor. Bu da beni. Bak görüyor musun, böyle kesiyor zannetmiştim. Bu hiç kesmiyor sanki. Körleşmiş bunu. Neyse yeni sana setin bırak. Şey var. Yeni ben setiniz de, var artık. Sana bırakmışlardı Serpil onu ama.
Kesmeyen bıçağı bırakmışlar. Ama rahat artık mermi. Elinizi acıtıyor yoksa kes. Bileyleriz. Ben bileyleyeyim mi? Benim, hadi gel senin setin şeyine. Benim babam yapardı. Evet, ne yapıyoruz efendim? Bütün sebzelerimizi minik minik doğruyoruz. Aynı. Patatesleri, tavukları böyle karnıyarık şeklinde ortadan çizik aynı atarak açtık. Beş taşımızı oynadık. Bıldırcın yumurtalarımız bekliyor. Ben yapamadım. Yumurta evet. Gidiyordu az daha. Yumurta gidiyordu hocam. Benim kadar olsun. Siz benden çok oynamışsınız demek ben ki. Ben çok oynadım hocam. Boydan çoktu. Bize çalışmaktan pek yapmaya fırsat bulamıyorduk. Şöyle yapıyordu baba. Şöyle. Tamam, bir de babamın bir taşı var. Taşında da bileği şey yapardı. Taşı vardı. Evet. Size o da de. Çok güzel oluyordu. Şöyle yandan yapacaksın. Dik yaparsan bıçağı bozarsın demişti. Yatay. Aha, yatay yapacaksın. Bir şöyle de yapmaz mısın? Ya alttan bir. Yani onu yapman için de çok dikkat etmen gerekiyor. Bıçağın şuralarına bak, yamukmamak gerekiyormuş. Evet. Bu hangi şefimizindi? Zeki Şef. Ha, Zeki Şef yazıyor. Zeki Üstü. Bozcada'dan gelen. Allah razı olsun. Tabii canım. Ama bir de biz de burada bazen açık söyleyeyim, özen gösteremiyoruz. Yok, makineye gidiyor bu, ya. Bu böyleydi. Bakın öyle şöyle mi? Bir harç hazırladım. Evet. Sebzeli jülyen usulü bir harç hazırladım. Şöyle içini hazırlamıştık. Bohça gibi. Şimdi bundan biraz mantar, biraz... Makineyle bilemek lazım. Kaşarımızı rendeleyebilir miyiz? Tabii. Hemen. Kaşar peynirimizi rendeleyeceğiz. Evet. Bu çılgın altına... bir tavuk hakikaten oldu. Çılgın bir tavuk. Yani beklentiniz... Sefil döküyor mu bugün? Yok nazara geldik. Ekmekleri şişeye getirdik ya. Karnıyarığımızı açmıştık, tavuğumuzu. Göğüs şu malzemeyle bayağı bir misafir ağırlayabilirsiniz. Bıldırcını nereye koyacağız? Şimdi koyacağım. Ben onda takıldım. Evet, siz oradasınız. Ben hiç yemedim hayatımda bıldırcın yumurtası. Ciddi misiniz? Çok zaman bir şey kaybetmişim. Sağlık açısından muhteşem. Şöyle karnımızın içine dolduruyoruz. Hepsini çiğden, hiçbirini pişirmiyoruz. Güzel oldu valla. Çok rengarenk. İlk defa gördüğüm bir sunum. Yanına yeşillikli salata yapabilirsiniz. Ay ne güzel oldu hocam. Bir pratik mayonez, biraz yoğurt, içine biraz sarımsak. Evet. Bir iki damla da hardal koyup eğer varsa ondan da hemen pratik bir harika sos yapabiliriz. Vakit kalırsa ben yağlı kağıdınız var mı? Olur mu? Yağlı kağıtlarımız. Var, olmaz mı? Çekmeceyi çekin hocam. Solda bakın, gelin. Geldi. Orada hazır kesik olanları da var. Böyle dolduruyoruz içine. Oh, mis. Şimdi şunu yıkıyorum. Yıka hocam. Yağlı kağıtlarını tamamen ıslatıyorum. Değişik oldu. Hala hala. Şöyle ben de yanına geleyim. Nasıl pişecek çok merak ederim. Saracak paket yapacağım. Evet. Yağda mı kızartacağız? Evet. Yağ çıldırtamasın ıslak. Yok. Şimdi. Dün bir tane video gördüm. Patates kızartması yaparken... suyu da döküyor. Ya böyle tencereden alev mi çıkardı? Yo, su akmaya başlıyor şelale gibi. Diyorum ki Allah ne iş çıkmıştır şimdi dedim hatuna. Şimdi biraz kaşar koydum. Şimdi yumurtasını. Kaşarı koyduk efendim üstüne. Annem de annem bakar tipe bak Allah şey yapmasın. Sen cimcim mi olacaktın? Bildiğin. Birazcık tuz, biraz karabiber siz serper misiniz serpilerini? Benim elim kuru var. Evet, lütfen sizden rica edeyim o zaman. Dur sonra yaklaştırayım onları Nermin. Bu kızaracak mı? Evet. Pişecek şuraya mi? İstiyorsanız böyle yapıp fırına verebilirsiniz, isterseniz. Bence fırın daha mantıklı tamam, bence. Tamam, fırına da verebiliriz. Normalde biz bunları tavada birini yağda yapıyoruz. Yapalım, birini de fırına ve diğerlerini de fırına verelim. Tamam, okey. Hemen bir tavanın içine. Diğer tariflerimiz var. Sonra Allah'ım hocam. Kabarmaları doyamadı bu gene. Alıyorum bunu Ayten Hanım. Lütfen. Şöyle birer parça tereyağı koydu. Tamam hocam. Şimdi nasıl saracağız? Şimdi şu. Pişti mi altta? Evet baktım. Ay çok güzel. Şöyle paket yaptım. Böyle mi kızartacağız? Evet, evet tavamıza dikkat edin. Birazcık fazla ısındı çünkü. Dünkü gördüğüm videoyu başıma getireyim. Evet üstüne bir kapak kapatalım. Ayten şefini söylemek için geç kaldım. Yetiş. Bir tane daha şey yavaş yapalım. Yavaş. Yani boş ya. Evet, yağlı kağıtlardan alayım ben. Çekmeceden rica edeceğim size. Biraz kesik dağıttım ama. Bu kesik. Bu metre işi de. Kesik alın ya. İkisini hemen de yıkıp geliyorum. Evet, lütfen. Şöyle. Bunları alıp tabağınıza hemen. Bıldırcın koymadık hocam. Hemen. Ben merak ettim bu tavuğu.
Harbiden ha, yani çok çılgın bir tavuk oldu harbiden yani şimdi baktım da. Tamam. Sikerim. Az kurusun. Azıcık kurutsan onu Serpil. Sikerim rahat olun. Hiçbir şey olmaz bak. Fırını hepimiz yaparız. Biz bunu da ocakta görelim. Tamam. Ha Nermin? Valla ocakta oluyor şu anda. O kadar yeterli 3 tane daha. Yeterli. Oho ne kaşar rendelemişsin Serpil. Vallahi işte buldu. Sağ olsun sponsorumuz gönderince galiba kaçtı. Böyle bu yapıyorduk hazır hocam. Evet. Böyle yapıyorduk. Bunu böyle. Evet değil mi? Aynı şekilde. Şef altını açayım bunu artık. O yavaş yavaş kendi kendine pişecek. Çok fazla açarsak da. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sanki orayı yukarı koymalıydım. Yok. Şunu da oraya koyalım. Katlamalı ya. Şu altı gelsin ek yeri. Bak altta olacak. Ek yeri altta olacak. Önce yapışsın. Yapışsın. Şimdi bu yavaş yavaş pişecek ki içi de pişsin. Tamam. Çekmecem yanımda mı? Çekmecem de vardı galiba. Hemen içi. Tavuğu çıkarabilirim. Anam burada durumda var ki biri görse bizi. Sonra içerim yerim. Evet. Yoşmadan alsın. Evet. Şefti tane yaptın ya. Çılgın tavuğu sunmayalım mı? Bence sunalım. Bakın. Göstermeyelim mi? Gösterelim görsünler. Ben çok, ay çok çılgın oldu. Çok şef, çılgın oldu. Şef maydanoz istemiştin şeye. Evet bir parça. Çok çılgın oldu. Içine. Şimdi sos da yaptık şıpşak. Programa son 2 dakika tahtayla kapatacağız ama bunun da sunumunu göstermem tahtayla gerekiyor size efendim. Dur, çok heyecanlandım. Mutlu son kapıda. Bugünkü yemeklerin kokusu mutfağımızı ve şef, Kanal 7'yi sardı efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içini de görsünler. Nasıl pişti gördünüz mü hocam? Sen harikasın. Sen muhteşem bir kadınsın. Sen muhteşem bir kadınsın hocam. Bakar mısın? Şöyle içini of. Susumuna koyup burada bırakalım evet şef. Neredesin? Ne yapayım Yüksel? Niye hadi deyip duruyor? Tamam diyorlar. Efendim biz sunumlarımızı hazırladık. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ve sonrasında bu Fuşya hanımefendi ile birlikte masada fuşya peçetelerimizde sizi bekliyor olacağız. Biraz da hardal kullandık. Bir sos hazırladık. Evet. Yanında pratik ketemiz var. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.